Yani tabii siyasi görüşmeler yürütebilmek bu aşamada önemli. Ancak bir şeyin altını yine de çizmek gerekiyor. Buyurun. Rus siyasi karar alıcıları başta Putin olmak üzere uçağın düşürülmesinden sonra çok irrasyonel tepkiler veriyorlar. Dolayısıyla böyle bir diplomatik görüşmenin gerçekleşmiş olması, Dışişleri Bakanları'nın nezdinde bu görüşmenin yapılabilmiş olmasının Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliği dindireceğini öngörebilmek o kadar da kolay değil. Şu ana kadar Rusya'nın attığı adımlara baktığımızda çok kontrolsüz bir şekilde davrandığını, irrasyonel adımlar attığını görüyoruz. Buna mukabilesi Türkiye büyük devlet refleksiyle hareket ediyor. Meseleyi siyasi boyuta çekip diplomatik görüşmelerle süreci belki de dindirmeye, bu gerginliği azaltmaya çalışıyor. Ancak tabii bir şeyin altını çizmek gerekir. Rusya özellikle Gürcistan'la başlayan bir süreçte ardından Ukrayna, nihayetinde ise Suriye'de attığı adımlarla devamlı karşısındaki ülkeleri test eden, bir zayıflık gördüğü zaman sonuna kadar gitmeyi kendine şer edilmiş bir siyaset izliyor. Ancak Türkiye'de ilk defa uçağın düşürülmesiyle Rusya'nın bu test siyasetine bir cevap vermiş oldu ve Rusya bir nevi burada nasıl Türkiye'ye yanıt verebileceğini tam olarak kestiremedi ve kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başladı. Özellikle Türkiye'nin meseleyi bir Rusya-Türkiye meselesinin dışına çıkartarak NATO-Rusya meselesi haline getirmesiyle de Rusya'nın eli kolu da bir nevi bağlanmış oldu. Askeri bir Türkiye yanıt verme kapasitesinin Rusya'nın şu aşamada olmadığını, NATO ile bu anlamda karşı karşıya gelebilecek bir potansiyelin olmadığını görüyoruz. Bunun dışında ancak ekonomik bazı yaptırımlarla cevap vermeye çalışıyor. Ancak bu yaptırımların sonuçlarına da tahlil ettiğimizde Türkiye'den çok daha fazla Rus ekonomisine zarar verdiğini görüyoruz. Rublenin işte son 10 gün içerisinde dolara karşı ciddi anlamda erimesi, Rus borsasının düşmesi, yine bundan mukabil uluslararası piyasalarda çok düşük seyreden petrol fiyatlarının Rus ekonomisine zaten ciddi anlamda verdiği yük. Tüm bunları beraber değerlendirdiğimizde Rusya'nın bu anlamda önümüzdeki dönemde de gerginliği artırıp artmayacağı ile ilgili net bir şey söyleyebilmek, bu Dışişleri Bakanlığı toplantısından bir sonuç çıkacağını söyleyebilmek çok zor diye düşünüyorum. Sayın Acun, gün içinde tabii karşılıklı açıklamalar da yapıldı. Az önce haberimizde de aktardık. Putin'in özellikle söylediği cümleler, birkaç tanesi, Türkiye'ye yönelik politikalarımız kısa vadeli olmayacak. Sadece ticaretle sınırlı kalacağını düşünenler büyük hata içinde gibi cümleler de kurdu. Sizce bu görüşmeye nasıl yansımıştır bugünkü karşılıklı açıklamalar? Ya tabii şunu ifade etmek lazım. Yani taraflar özellikle de Rusya eteklerindeki taşı son günlerde dökmeye başladı. Türkiye'ye ciddi ithamlarda bulundu. Bir kara propaganda üretmeye çalıştı. Türkiye ile DAEŞ arasında bir ilişki varmış. İşte DAEŞ petrol kaynaklarını Türkiye üzerinden dünyaya satıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ancak bu dünyada da karşılık bulmadı. Dolayısıyla tüm bu sert söylemleri biraz da hem sahada sonuç üretecek bir eylem Rusya'nın yapamamasını, diğeri de kendi iç kamuoyuna yönelik olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde Putin yeniden bir Rus imparatorluğu hülyasını Rus halkında tekrardan canlandırmaya çalışmıştı. Ancak böyle bir eylemle uçaklarının düşürülmesi hiç beklemedikleri bir şeydi ve bunu hazmedemediler. Büyük bir reaksiyon oluştu, bir travma oluştu. Bunu da gidermeye yönelik Putin'in çok sert söylemlerle, retorikle kendi iç kamuoyuna yönelik mesajlar verdiğini görüyoruz. Tabi az önce ifade ettiğim gibi Rusya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulayabilecek şeyler çok sınırlı. Nihayetinde işte Türkiye'den ithalatı belli anlamda donduracak, turizmi belki baltalayacak, ekonomik anlamda Türkiye'ye belki kısmen zarar verecek adımlar atıyor. Ancak az önce ifade ettiğim gibi bu attığı adımlar Rus ekonomisine çok daha fazla zarar veriyor. Dolayısıyla Rusya adına bu ne kadar sürdürülebilir? Bu meseleyi farklı platformlara taşıyarak işte Türkiye'ye bazı muhalif olan Suriye'deki unsurların desteklenmesi, yine Türkiye'deki Kürt meselesi gibi bazı fayatlarını tetikleyecek çeşitli manevralara kadar götürebilir mi? Eğer bunu götürürse tabii Türkiye'nin de kendinin elinde Rusya'ya karşı kullanabileceği çok ciddi kozlar ve kartlar var. Rusya'nın evet, içinde bulunduğu tüm bu zayıflıkları değerlendirdiğimizde ben meseleyi çok daha fazla öteye götürebilecek imkanları sahip olmaklarını düşünüyorum açıkçası.